İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeniden birlikteyiz. Kitaptan Aydınlığa programında Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk bizi aydınlatmaya devam ediyor. Hocam dün akşam biraz Hucurat Suresinin bütün insanların kardeş olduğundan yola çıkarak epeyce mesafe aldık. Değişik konulara da girdik. Bu akşam ben biraz vahiy ve ilham üstünde sohbet etmek isterim. Vahiy yoluyla Kur'an-ı Kerim'in indiğini biliyoruz. Ama bunun altındaki mucizesi, anlamı, vahiy peygamberler dışında kimseye nasip olmamış bir iletişim tarifi yapılabilir mi vahiy ile ilgili olarak? Şimdi vahiy Cenab-ı Hakk'ın varlıkla konuşma yoludur. Genel çerçevede. Mesela Kur'an arıya da vahyedildiğini söylüyor. Arıya balı şöyle 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 yap diye Rabbin vahyetti diyor. Tamam mı? Bu genel çerçevesi budur. Yani varlığın tabii davranış yetilerini varlığın bünyesine koyan bir yaratılış sistemidir. Arıya bal yapmayı vahyetmiştir Cenab-ı Hak, kobra yılanına zehir yapmayı. Hiç şaşarlar mı? Kobra yılanına bal da yedirseniz, süt de yedirseniz ki sever yer, zehire dönüştürür. Arıya da ne yedirirseniz yedirin, insanoğlu denen sahtekar, arıya mesela yaratıcı ağaçlardan, çiçeklerden bal yap diyor. Mineş şeceri bak. Öyle vahyettim diyor ona. İnsanoğlu glikozu yediriyor ona. Arı glikozu da yese bala çevirir. Kobra yılanı balı da yese zehire çevirir. Onlarda sahtekarlık yok. Sahtekarlık insanda. Vahyin bu genel manası dışında bir de özel manası var. Peygamberlere, insanlığa iletilecek mesajların özel bir yolla bildirilmesi anlamında vahiy. Bu peygamberlere mahsus. O vahiy peygamberlere kelam olarak geliyor. Logos, kelime. Her peygambere hitap ettiği çekirdek toplumun diliyle vahiy geliyor. Ve Kur'an'a göre bütün toplumlara böyle vahiy gelmiştir bir biçimde. Bütün dillerde vahiy gelmiştir. Kızılderililere vahiy gelmedi mi? Geldi. Ve in min ümmetin illa hala fiha nedir. İstisnasız bütün toplumlara bir peygamber gelmiştir. Onun için hiçbir dil kutsal falan değildir. Veya bütün diller kutsaldır. Çünkü Kur'an'a göre bütün diller Allah'ın ayetleridir. Elsinetüküm ve elvanüküm. Renkleriniz ve dilleriniz de Allah'ın ayetlerindendir. Bunun Arapçasını, İbranicasını, Grekçesini ayrı ayırmamış ki. İhtilafu elsinetiküm diyor. Dillerinizin farklı oluşu da Allah'ın ayetlerindendir. Şimdi kilise zebanileri, kilise iblisleri ne yaptılar? İncil'i tercüme ettirmesinler diye Grekçeyi ve
Latinceyi kutsal dil ilan ettiler. Luther geldi, vurdu darbesini, zir-u zeber etti, darmadağın etti bunu, yıktı. Ne zaman yıktı bunu Luther? Batı'da. 16. Çok, yüzyıl. Çok yeni. 16. Evet. yüzyıl. Luther'in ölüm tarihini biliyor musun? Tam kesin bilmiyorum ama 16. yüzyıl 1500. Doğru. Evet. Şeyde 1540 küsürdür Luther'in ölümü. Yani o yüzyıl savaşları. Evet. Bırak şimdi savaşı mavaşı. 1540. Bak şimdi. Bir şey daha verelim. Bunların kıymetini bilin ve bunları değerlendirin. Bunların birini biri size söyler, öbürünü söyleyemez. Birini de nasıl söyler, ne kadar söyler, bu zamana kadar ne kadar söylediklerini görüyoruz. Ben hepsini söylüyorum. Onun için de ilave ediyorum haklı olarak, bu millet bunların kıymetini bilsin. Luther 1540'larda öldü. Batı'da hiçbir dilin kutsal olmadığını, kutsal metinlerin her dile tercüme edilebileceğini ve o tercümelerle ibadet de yapılabileceğini söyledi. 1500'li yıllarda. Dikkat edin. İslam dünyasında bunu kim yaptı? İmam-ı Azam yaptı. İmam-ı Azam Efendimiz falan deyip sonra da biz Kur'an'ın tercümesiyle de namaz kılınır dediğimiz zaman isminin başında profesör olan iblis çocukları ne dediler millete döndü? Aman ya Rabbim, böyle şey duyulmuş mudur? Tarihte böyle bir şey yok. Ne günlere kaldık, İslam tarihinde böyle şey duyulmuş mu? Bunu Mustafa Kemalci, Kemalist, Cumhuriyetçi zındıklar icat ettiler. Bakar mısın? Şimdi ey Rütük, sana saygım var, tabii ki söylemeyeceğim. Ama bütün vicdanlardan rica ediyorum. Şu ifadelerin sahiplerine ait oldukları, layık, müstahak oldukları sıfatları versinler. Luther kutsal metinlerin tercüme edilebileceğini ve bunlarla ibadet edilebileceğini Batı'ya 1540'larda söyledi. İslam dünyasında bunu kim yaptı? İmam-ı Azam. İmam-ı Azam'ın ölüm tarihi nedir beyefendi? Çok çok eski. Miladi ya. Olarak. 767 beyefendi. 767. Hicri 150. 800, miladi 800. 767. 1500'den çık bakayım ne oluyor? Kaç yıl fark var arada? Çok çok. 800 sene falan var. 800 küsür yıl. Batı kasılıp duruyor. Bizim Lüterimiz kutsal metinlerin bütün dillere tercüme edilebileceğini söyleyerek insanlığın önünde bir ufuk açtı. İnsanlığı kilisenin ve papazların, din adamlarının hegemonyasından kurtardı. Hop hop Batı. Ağır ol bakalım. Aşırma, hırsızlık yok. Ciddi ol, vakur ol. Ve hakka saygılı ol. Bu mücadelenin önderi senin Lüter'inden 860 sene önce ölmüş olan İmam-ı Azam'dır. Şimdi benim İmam-ı Azam üzerinde niye bu kadar durduğumu anlıyor musun? İmam-ı Azam'la Cumhuriyet devrimleri arasında irtibat kurduğumu anlıyor musun? Ki ben o irtibatı ben kurmuştum. Keşke ben kurabilsem. O irtibatı benden 70-80 sene önce benim aydınlık önderlerimden biri olan Muhammed İkbal kurmuştur. Ben İmam-ı Azam kitabına Muhammed İkbal'in bu irtibatı kuran o müthiş ve müthiş konferansını tercüme edip eserinden Reconstruction of Religious Thought in Islam adlı eserinden tercüme edip koydum oraya. İmam-ı Azam'la Atatürk devrimlerinin ne alakası var? Senin gibi ahırdan kaçmış bunları anlamaz. Gayet tabii sen bunları bilemezsin ki.
Senin için ne alakası var? Ama İkbal bu alakayı kurmuş. İkbal 1938'de öldü. Ben hala yaşıyorum. Ben İkbal'i biliyorum. Sen İkbal'i bilir misin? Bilsen de inkar ediyorsun, bilmesin. Sen kim İkbal, kimsen İkbal, İkbal. İkbal dediğim zaman adamın aklına kuru fasulye geliyor. Bu bitki mi nedir diyor bu, nedir? Bakın, şimdi biz bu dini anlatıyoruz. Bir de bunlardan tamamen bir haber olan bir güruh bu millete din anlatıyor. Ve bu millet o güruhun anlattığını tercih ediyor. Bu milletin iflahı mümkün mü? Kolayına mı geliyor hocam? Hesabı var. Hesabına geliyor. Tabii ya, hesabı var. Oradan o da nemalanacak. Oradan otlanacak o da. Orada dinciliğin cehalet üzerine kurduğu saltanattan buna da bir şeyler, ne çıkıyor? Yal çadırları çıkıyor. Komurunu veriyor, komur. Çocuklarına haçlık veriyor. Ondan sonra buna şükran olarak da ben onun bilmem neyinin kılı olurum diyor. İşte millet bu. Sen bizim ıstırabımızı düşünsen. Ben ne diyorum? Sen kimin kılı olursan ol, neresinin kılı olursan ol. O senin bileceğin iş. Ama ben insanım. İnsan olmaya niyetim var benim. Ve ben diyorum ki, Luther'den 860 sene önce kutsal metinlerin başka dillere tercümelerinin mümkün olacağını ve yapılması gerektiğini ve bu tercümelerle ibadet de edileceğini benim büyük, büyük, büyük önderim, onun iman torunlarından biri olmakla iftihar ediyorum, İmam-ı Azam insanlığa söylemiştir. Batı aşırma bunu, çalma, hırsızlık etme, hakkını ver. Luther kim? İmam-ı Azam'ın yanında Luther öğrenci olur en iyi ihtimalle. O da bir papazdı ama. Ya bir... İmam-ı Azam kim? Tabii. Luther kim yani? O da bir. Veya en azından Luther, İmam-ı Azam'ın hakkını ver. Luther, Luther'i küçültmekle ben İmam-ı Azam'ı büyütecek değilim. Ben eserlere bakıyorum. Şimdi Batı bunlarla övünürken bizimkiler bu mirası inkar ediyor. İmam-ı Azam'ı inkar ediyor. İmam-ı Azam, Allah'ım bu nereden çıktı diyor. Bunu diyor bu Kemalistler diyor, bu Atatürkçüler diyor icat etti. Kur'an'ın tercümesiyle de ibadet olur falan filan diye. Bakar mısın? Batı da diyor ki ya bak, sizde diyor hala bunlar inkar ediliyor diyor. 2000'li yıllarda bile diyor, hem de prof ünvanı taşıyan bir takım adamlar diyor, insan kılığında bir takım mahlukat bunları inkar ediyor diyor. Ama diyor bak, bizim 1542'de ölen Luther'imiz bunu yapmış diyor. Biz ne kadar diyor sizden öndeyiz. Ben şimdi bunun acısını mı çekeyim? Bizim ahırdan kaçmış takıma mı bu hakikatleri anlatayım? Ne yapayım ben? Peki hocam, burada şimdi hep bir şeyde tartışıldı ya. Şimdi burada bakın bir şey söyleyeyim. Burada Kur'an'ın ulu bakiye dediği, şu Kur'an'ın kullandığı tabirlere bakar mısın? Birikim sahiplerine görev düşüyor. Komurumu veriyor, ben onun bilmem neyinin kılı olurum diyen sürüden bir şey bekleyemez. O kılı olmuş gitmiş. Devam. Kılı olduğu adamlar da bununla iftihar ediyorlar. Demiyor ki ya komur için birinin kılı olanın itibarı bir insana onur ve gurur verir mi? Ya olmaz böyle şey. Reddederim ben bunu. O da onunla yetiniyor. O da öyle. Tamam. Ama Kur'an başka bir şey diyor. Diyor ki ulu bakiye, birikim sahipleri diyor. İş size düşüyor. Eğer eski ümmetlerin birikim sahipleri üstlerine düşenleri yapsaydılar medeniyetler çökmezdi diyor Kur'an ya. Ya başka nasıl der bir kitap?
وَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُوْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ Geçmiş toplumlardan birikim sahipleri diyor, gerekli uyarıyı yapsa, gerekli aydınlatmayı yapsaydılar, bu toplumlar helak olup bunların kalavraları sizin önünüze gelmezdi. Onlardan birikim sahipleri kim? Evet. Onların açılımı da var Kur'an'da. Bir defa bir numarada ilim adamları. Hani bugün kimler bunlar? İşte bunu proflar bilmem neler falan filan. Ama tabii İhsan Doğramacı'nın genelgesiyle bu unvanı almış takım değil, o güruh değil. Onlar prof falan filan değildir. Bir defa prof olmak için önce doktora yapacaksın. Sen doktora yaptın mı? Yok. Nereden aldın bu unvanı? Toprağı bol olsun, İhsan Doğramacı'nın genelgesinden aldın. Bitti. Sen ilim adamı falan değilsin. İlim adamları, ilim adamı bir defa. İki, servet sahipleri. Bakın Rönesans'a batıda, sen o tarafını bilirsin işte. Rönesans'ı yaratanlar kimlerdir? Sade o sanat ve felsefe dehaları değil, dikkat edin. Zengin burjuvazi. O ayağın biridir. Tabii. O ayakla duramaz, iki ayak lazım yürümek için. Tabii. İkincisi nedir? Burjuvazi filan onu halk bilmez. Servet sahipleri. Servet sahipleri tabii. Onlar bu dehaların açlığa mahkum olmamalarını temin ettiler. Servetlerini bu iş için bezlettiler ve Rönesans çıktı. Bizde bunu yapan kimse var mı? Var mı? Ben görmedim. Bilimsel araç... Ben görmedim. Şu kitapları okuyanlar kimler? Bunların her biri bir devrimdir. Batı bunu böyle olduğunu Batı kabul ediyor. Batı dünyası benim yazdığım kitapların her birinin bir devrim olduğunu kabul ediyor. Diyor ki Batı üniversiteleri benimle ilgili 10 tane doktora yaptırmış. Hiç. Ve bu şeyhin kerameti kendinden menkul değil. Bu tartışılmaz. Peki bizde diyelim ki meslek hasediyle benim meslektaşlarım bunları yapıyor bana karşı. Peki ulu bekiye dediğimiz birikim sahiplerinin öteki kısmı ne yapıyor? Şu kitapları okutuyorlar mı? Okuyorlar mı? Bir büyük büyük büyüklerinden birisinin yemeğinde büyük büyük büyüklerden birisi bana dedi ki ya kardeşim kitapların yayınlanıyor. Ötede beride görüyoruz. Bize vermiyorsun ki okuyalım. Maytap geçiyor benimle. Ben senin maytabının altında kalır mıyım lan? Ben sürmeneliyim. Dedim ki beyefendi, lütfen dikkat edin dedim konuştuklarınıza. Ben o kitapları alacak parası olmayan insanlara onları veririm. O bana gurur verir. Size ben kitabı imzalayıp vermem dedim. Size ben ne zaman kitabı imzalarım biliyor musunuz? Gözleri fırladı yerinde. Ve onun gibi daha 7-8 tane adam var. Bunlar. Türkiye'nin büyük 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 büyükleri sofrada. Sofra. Siz o kitapların her birinden dedim 1000 tane, 2000 tane alır, okutursunuz başkalarına. Ben de size 1 tane imzalar veririm. Başka ben babama bile kitap imzalamam dedim. Baktı ki iş bağlı, buralardan terledi, terleri gördüm. Baktı ki biraz daha konuşursam iyice canımı yakacak benim. Hiç ben yemek, sofra falan ben dinlemem bunları. İcabı neyse o. Ah ah kardeşim, el ne işe, nasıl işen daha kardeşim? Hemen işi değiştirdi, başka tarafa attı. Bu da toprağı bol olsun oldu, gitti. Evet. Anladın mı? Şimdi... Evet.
Ulu bakiye, ilim adamları. İlim adamları, ilim yere düşmez. Bunun gasp edicileri, bunun soytarıları, bunun böyle aşırmacıları, işte böyle ihsan doğramacı genelgesiyle unvanlarını almış olanları olabilir. Ama mutlaka ehli vardır. Azdır, çoktur, vardır. Türkiye'de de var. Öbürleri kadar mevzul değil ama var. Peki bunların kıymetini biliyor mu bizim insanımız? Bunları öne çıkarıyor mu? Bunları payelendiriyor mu? Bunların yüzlerce çile, acı, ıstırap pahasına vücuda getirdikleri eserlerin toplumda taammüm etmesini, yaygınlaşmasını, okunmasını, şuur haline, eylem haline gelmesini sağlayacak bir şey yapıyor mu? Sade keselerini dolduruyorlar. Doldurun, 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 doldurun. Onlar sizi cehennemde odun olup yakacak. Başka bir işe yaramaz onlar. Yığın. 70-80 yaşına gelmiş, ayakları çukurda. Hala bankadaki hesapları nasıl şişiririm diye uğraşıyor. Hak demiyor, hukuk demiyor. Kur'an diyor ki, Cenab-ı Hak daha doğrusu, bunun hesabını sizden soracağım diyor. İntikam alacağım sizden diyor. İntikam geberip gideceksiniz. Bakın bunlar ölmez. Ölmek insani ve saygın bir kavramdır. İnsan ölür. Hepimiz öleceğiz. Ölmek hayatın gerçeklerinden biridir. Hatta en büyük gerçeğidir hayatın. Ölmek bir tahavvüldür. Daha yüce tekamüllere geçiş demektir. Saygın bir kavramdır. İnsan gibi yaşamayanlar ölmez, geberir. Bu ulu bakiye denen servet ve ilim sahipleri bu birikimlerinin hakkını vermemişlerse bunlar ölmeyecekler, geberecekler. Hocam bu intikam... Felemme asefuna intikamna diyor. Aynen Kur'an kullanmış o da. Cenab-ı Hak ve sistemi konuşturarak, kendisiyle birlikte eylem yapan sistemi konuşturuyor. Ben demiyor tek. Felemme asefuna, bunlar diyor bizi rencide edince, ettikleri için lemma illet gösteriyor. İntikamna minhum, onlardan intikam aldık diyor. Peki insanlar kendi içerisindeki intikam duyguları ve şimdi bırak intikam şimdi, almaları. Oradan oraya geçme şimdi. O ama, alakası. Ama bu da çok önemli. Ya alakası yok. Ben şimdi oraya girmem. İdris, işin şokunu bozuyorsun. Şimdi bir tencere pişmiş aşın içine getirip bir bardak soğuk su döküyor. Soğuk su da makbuldür buraya ama bir, o aşın içine dökülmez. Hocam buraya da bir cümle geçirsin. Hayır, mi? Bir cümleyi bırak. Peki. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki ben intikam Cenab-ı Hak alır. İnsana intikam alma yetkisi verilmemiştir. O zaman bir cümle söyleyeyim. Tamam. İşin özeti. İntikam ben alacağım diyor. Siz uyarınızı yapın. Söyleyin, aydınlatın, bilgilendirin. Karşı mücadelenizi de yapın ama intikam yok. O Allah'a mahsustur. Şimdi Rönesans'ı Batı'da bunlar yarattı. İmam-ı Azam, İmam-ı Azam, bakın dedim ya sana Sokrat'ın şansı İmam-ı Azam'da yoktu. Çok evet, paralellikleri var ama öğrencilerinden ihanet gördü, toplumundan ihanet gördü, ümmetinden, dindaşlarından gerekli saygıyı görmedi. Sonra istismar ettiler sadece 200-300 yıl sonra. Aynen Luther'de de öyle. Aynen Reform ve Rönesans hareketleri zaten birlikte anılır. Orada Ulu Bakiye'nin servet sahibi kısmı destek verdi. Bunların yanında yer aldı. Karşısında olanlar da elbette vardı, kilisenin uşakları elbette. Vatikan ama İmam-ı Azam'ın yanında bir tane yoktu.
Bir tane yoktu. Allah'a bin şükür ki kendisi büyük bir tüccardı, ipek tüccarıydı. Ve zengindi. Öğrencileri başta olmak üzere bu ilmi hayata, fikri hayata katkı veren herkesi besledi, yedirdi, içirdi, doyurdu, borçlarını ödedi. Tamam mı? Evsizine ev aldı, barksızına bark kurdu. Ve hepsi ihanet ettiler ona. Başta en çok beslediği öğrencisi İmam Ebu Yusuf. En büyük hain odur İmam-ı Azam'a ihanet eden. Bunlar gerçek. İmam-ı Azam'ın böyle bir şansı yok. Yanında kimse yok. Meslektaşları aleyhinde. Evet. Servet sahipleri aleyhinde. Hepsi ortaklaşa kızıyorlar. Niye bunun karnı tok da böyle dik duruyor? Bu dik durmaktan nefret ediyorlar. Şimdi parantezleri kapatalım. Tekrar başladığımız yere dönelim. Demek ki kutsal metinlerin tercümeleriyle de ibadet edilebileceğini ve bunların tercüme edilmesi gerektiğini, bunun bizzat dinin talebi olduğunu insanlığa ilk söyleyen ve bunun icabını yapan Luther değil, Luther'den 860 sene önce ölmüş olan İmam-ı Azam. İmam-ı Azam'dır. Mekanı cennet olsun, himmete hazır olsun. Amin. Onun iman evlatlarından olmakla biz ne kadar iftihar etsek azdır. Konuyu da şeyden girdik, vahiden girdik. Hah, geldik oraya. Vahiy demek ki vahiy, her peygamberin aldığı vahiy, o peygamberin hitap ettiği toplumun diliyle gelir. İbrahim suresinin baş tarafında 2 veya 3. veya 4. ayette bunu söylüyor. Biz her peygambere toplumunun diliyle vahiy gönderdik ki linübeyyine lehum, bak illetini gösteriyor. Onlara meramını anlatsın ve mesajı anlatsın. O halde mesela Kur'an'ın Arapça gelmesinin hikmeti Arapçanın kutsal olduğundan değil, Kur'an'ın Arapça metninin tercüme edilmezliği manasında, ulan beyniniz yok mu sizin? Siz bu Kur'an'ı okumuyor musunuz? Linübeyyine lehum diyor. Değil. O topluma nece hitap edecekti topluma? Arap toplumuna, çekirdek nesle. Onları eğitecek. İsa Arapça mı konuşacaktı? İbranice konuşacaktı. Sokrat nece konuşacaktı? Grekçe konuşacaktı. Eflatun Grekçe konuşacaktı. Buda nece konuşacaktı? Sanskritçe konuşacaktı. Kur'an bunu veriyor. Ve son, diğer bütün peygamberler hangi topluma gelmişse onun diliyle. O dillerin hiçbiri kutsal falan değil. Bütün diller kutsal. Tercüme edilecek. İmam-ı Azam diyor ki, ya bunun bir manası var diyor. Bak Kur'an diyor ki, ben eski ümmetlerin kitaplarında, suhuflarında da vardım diyor. Ve innehu lefî zübril evvelîn. Geçmiş ümmetlerin zübürlerinde, kitaplarında da diyor bu Kur'an vardı. Nasıl vardı? Arapça yoktu. Ne vardı? Manası vardı. Hah, İmam-ı Azam diyor ki Kur'an manadır. Mana ise tercüme edilir. Edebi, filolojik açıdan onun tıpatıp aynısı olamaz. Hiçbir tercüme. Hiçbir dil diğer dile öyle olmaz. Ama diyor bu önemli değil. Hele ibadette hiç önemli değil diyor. Münacat lazım bize. Allah'a münacat edecek. Arapçayı 20 yanlışla okudun mu Allah'a münacatın geçerli de utanmaz hayasız adam seni. Türkçe tercümesi eksik olduğu zaman niye geçerli olmuyor? Hatta İmam-ı Azam diyor ki kendinize gelin. Allah'a münacat diğer kutsal kitapların metinlerinin tercümeleriyle de olur. İmam-ı Azam'ın açık fetvası var. İncil'in ve Tevrat'ın dua, iltica ifade eden ayetlerinin tercümeleriyle de namaz kılınır. Bunu kim söylüyor? Bunu Kemalistler mi söylüyor? Prof efendi. Prof, utan.
O isminin başındaki proftan utan, vicdansız. Bir de diyorsun ki bunlar dini yıkmak için bunları uyduruyorlar. İslam tarihinde böyle şeyler görülmemiştir. Bir İmam-ı Azam'ı ne yapacaksın? Lan senin dinin kitabın var mı? Senin namusun var mı? Bilmiyorsan bu işe girme, biliyorsan bu kadar yalan söylenir. Bunun o zaman şöyle bir şey, biz çok belki sığ gelecek ama bu ezanın Türkçe okunması hikayesi sonra değiştirdik. Bırak, ezanın Türkçesi falan olmaz. Karıştır bak gene seni. Hayır. Hayır hocam. Bunu bırak. O bir hatadır. Evet. O bir hatadır. Büyük Atatürk bunu denemek için yaptı. Fakat yanındaki adamlar onu uyarmadılar. Yanında kim var? Benim de elini ayağını keyifle öpeceğim bir Rifat Börekçi var. Milli mücadelenin yüz aklarından biri. Elini de ayağını da öperim onun ben. Ve bir İslam alimi. Ya İdrisciğim, yazdım yani, getirip konuşalım burada. Kurtuluş Savaşı'nın Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı kitabım. Kur'an'ın tercümesiyle namaz meselesi gündem olduğu zaman buna karşı çıkıyor. Esas desteklemesi gereken ve İmam-ı Azam'ı da gündeme getirerek yaygınlaştırması gereken bu. Ezan tercüme edildiği zaman ezanın tercümesinin okunmasını destekliyor. Öbürüne karşı çıkıyor. Yani yapılması gerektiğinin tam tersini yapıyor. Ya Rifat Börekçi ve arkasından yardımcısı, sonra Riyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi Aksekili. Ya mübarek insanlar, elinizi ayağınızı öpeyim sizin. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ezanın tercümesi, ezan parola ya, tercümesi olur mu bunun? Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah. Ben dünyanın neresinde duysam, ha anlarım ki namaz vakti ve buralarda bir cami var. Bitti, ezanın rolü bu. Tam tersine tercüme ederseniz ezanın rolü sekteye uğrar. Ben Endonezya'da biri okuyor ezan. Ne bileceğim ezan olduğunu? Ezanın tercümesi olmaz. O yanlış bir işti. Eğer Büyük Atatürk'ü uyarsalardı, Büyük Atatürk ondan anında dönerdi. Uyaran yok, destek veriyor adam. Bakar mısın? Kur'an'ın tercümesi ne köstek oluyor, ezanın tercümesinin okunmasına destek veriyor. Ya Kur'an mesaj, mana tercüme edilecek ki mesajı millet öğrensin. Ezanın neyini öğrenecek? Ya ezan namaz vaktini duyurur. Okundu mu bitti. Ne dokunuyorsun buna, bin yıllık güzelce okunuyor. Söylemiyor kimse. Mustafa Kemal ne yapsın? Hangisinin altından kalksın? Reşat Kaynar'dı değil mi? Evet, meşhur profesör. Atatürk'ün de yakınında bulunmuş profesör. Ben onunla birkaç program yaptım bazı televizyonlarda. Hocam oraya isterseniz... Beni her gördüğü yerde gözyaşlarını tutamaz ağlardı Reşat Bey, rahmetli. Ve şunu derdi, ağlar ve hemen şunu derdi. Ah. Atatürk'ün yanında senin gibi bir adam olsaydı, tarihin akışı değişirdi. Çok ya, olmuyor. Evet, maalesef her şeyi... Bu şey dediğim biçimde olamıyor. Şimdi var. Şimdi ikilerin kıymetini bilelim. Evet. Hocam yarın akşam devam edeceğiz. Yüreğinize, dilinize sağlık. Evet sevgili seyirciler, bu akşamki Kitaptan Aydınlığa programını da burada noktalıyoruz. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Yarın akşam aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.